Senlikler arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arada bir hep bu soru gelir. Yörük ile Türkmen arasındaki fark nedir diye. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu Yörük ile Türkmen arasındaki fark aslında Anadolu'da ortaya çıkan bir farktır. Yani ikisi de aslında Oğuz Soylu'dur. Kökenleri aynıdır. Biliyorsunuz Oğuz Soylu Türkler Binelilerden itibaren Anadolu'ya göçmeye başladılar. Arada ilk beylikler ve Selçuklu Hanedanı süreci yaşandı. Sonrasında tekrar ikinci beylikler süreci ve nihayet Osmanlı dönemine geldiğimizde Anadolu'nun yoğunluğunda Oğuz Türkleri artık hakim durumdaydı. Bunlar çeşitli boylar olarak Anadolu'da yaşıyorlar ve beyliklere katılıp siyasi olaylarda önemli roller oynuyorlardı. Kendi kadim İslam öncesi Türk geleneklerini de yoğun olarak sürdürüyorlardı 1500'lere kadar ve sonuçta 1500'lere doğru iyice güçlenen ve Anadolu'da baskın hale gelen Osmanlı hanedanı kendisine diğer Türk boyları arasından başka bir rakip hanedan çıkmaması için Bildiğimiz üzere çeşitli tedbirler aldı. Süreç içerisinde başka Türk beyliklerini de egale etti. Bunların başlarındaki beyleri ve ailelerini özellikle çeşitli yöntemler ile elimine etti, imha etti, soylarını yok etti. Örneğin kendisine rakip olan başta Avşar Beyliği, Beydili, Yazgır gibi güçlü boylardan olan Oğuzları Balkanlara sürdü. Dediğim gibi bunların da beylik mensuplarını genellikle öldürtürken uzak akrabaları da ya Balkanlara ya da Anadolu'nun başka başka yerlerine sürdü. Yani birbirlerinden koparıp dağıtarak sonradan bir güç olarak Osmanlı hanedanına karşı yükselmelerini engelledi. Bu beylikler hakimiyetinde yaşayan Anadolu'daki farklı farklı boyları da parçalara ayırıp değişik yerlere yerleştirmiştir ki birleşip güçlenmesinler diye. Sonra genellikle birbirine düşman olan, kanlı bıçaklı olan boyları yan yana getirip yerleştirmiştir ki bana karşı geleceğine birbirlerini kollasınlar veya birbirlerini yesinler diye. Ve bir de bu kütük tutma geleneğini yasaklatmıştır Osmanlı ki bir boya bağlılık ve birleşme olup hanedana tekrar tehdit güç oluşmasın diye. Bunun dışında ne yapmıştır? Özellikle 1450'lerden itibaren devlette Türk kökenler değil çoğunlukla devşirmeler yönetim kurumlarının başına geçirilmeye başlanmıştır. Mesela Çandarlı ailesi gibi güçlü Türk aileler devreden süreçte çıkarılmıştır. Osmanlı Hanedanı açısından bunlar tabii ki akıllıcadır. Bu şekilde hanedan devleti daha büyür değil mi? Merkezi iyileşir, monarşi güçlenir. Çünkü Osmanlı bir imparatorluk olmuştur artık. Onun için bir etnistenin veya bir milletin de önemi yoktur zaten. Kendisinin önemi vardır. Hanedanın önemi vardır dediğim gibi. Bütün bu saydığım olayların yanında bir takım başka siyasi, ekonomik faktörler de vardır Anadolu'da tabii ki. Mesela Oğuz boylarının çoğunluğu Osmanlı'nın Anadolu'ya hakim olduğu 1500'lerde kolay kolay yerleşik hayata da geçmek istememiştir. Ama yaşanan ayaklanma ve mücadele sürecinin sonunda mecbur kalmışlardır. Hayatta kalabilmek için tabii ki. Aynı göç yapmalarındaki neden gibi. Dolayısıyla Osmanlı Devleti onları çeşitli gerekçeleriyle buna zorunlu kılmış. Özellikle 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dediğim gibi Osmanlı artık iyice merkezileşmesiyle birlikte imparatorluk da büyüyor, gelişiyor. Öte yandan bir yerlere fethiye gidiliyor. Oralardan ganimetler alınıyor. Bir yandan onların finanse edilmesi de lazım. Halktan toplanacak vergilerin alınması lazım. E bir de özellikle 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Fetret Devri'ni yaşayıp neredeyse yok olmanın eşiğine geldiği için buradaki Oğuz boylarının isyanına çok çok daha fazla çekinir hale geliyor. Biliyorsunuz ki tarih boyunca Türk boyları kurulan Türk imparatorluklarına karşı da çok sık isyan eden boylar oluyorlar. Mesela Göktürk döneminde birçok farklı Türk boyunun isyan ettiğini, Göktürk Hanedanı'nın bunları tekrar hakimiyet altına almak için ne kadar uğraştığını Orhun anıtlarından da açıkça okumaktayız. Zaten 2. Göktürk Devleti'ni yıkanlar kimlerdi arkadaşlar? Karluk, Basmül ve Uygurlardı. E bunlar da Türktü. Batı Türkleri de Göktürklere karşı sık sık isyan etmişlerdi biliyorsunuz bu süreçte. E genellikle kimler? Sonraki bizim Oğuzların ataları olan Türk işler başta olmak üzere 9 Oğuzlar ve birkaç boy daha vardı. Yani daha Göktürk devrinde bile öteki Türk boylarının fırsat buldukça bağımsızlaşmak için hareket ettiklerini görüyoruz. Yani bu merkezileşmiş Türk hanedanına karşı fırsat buldukça diğer Türk boylarının isyan ettiklerini veya kendi devletlerini kurmak istediklerini biz sıkça görüyoruz tarih boyunca. Bunu açıkça söylemek lazım. Ya Türkler maalesef farklı kavimlerden çok birbirleriyle tarih boyunca savaşmışlardır arkadaşlar. Zaten sağlam bir birlik kurulduğu zaman biliyorsunuz Türkler çağ açıp çağ kapatacak etkide imparatorluklar kuruyorlar. Tarihin akışını değiştiriyorlar. Kavimlerin yerlerini değiştiriyorlar. Çeşitli etnogenezlere sebebiyet veriyorlar. Yani şunu açıkça söyleyebiliriz ki arkadaşlar Türkleri tarihten çıkarırsan ortada tarih kalma sözü gerçekten doğrudur. Ama dediğim gibi Türkler tarih boyunca genellikle dışarıdan ziyade birbirleriyle mücadele etme yoluna gidiyorlar. Osmanlı döneminin yükselme dönemi de aslında böyle bir mücadele dönemini ortaya koyuyor. Ama Osmanlı öyle veya böyle bu Türk rakiplerini egale etmeyi başarıyor kendi coğrafyasında. Dediğim gibi eski Bizans ve Sasani geleneklerine göre aslında burada merkezileşmiş bir yapı kuruyor. Ve diğer Oğuz boylarını boyunduruk altına alır uzun ve acılı bir süreç içerisinde. Tabii ki bu süreçte Anadolu'nun Oğuzları ile çatışılıyor, vergi alınmak isteniyor. Fakat Osmanlı'nın Türk boylarından aldığı vergilerin biz ağır olduğunu anlamaktayız. Bu sebeple çoğu isyanda da çok haklı olmuş bizim Oğuz atalarımız. Zaten Osmanlı kayıtlarından da açıkça anlaşıldığı üzere genellikle ağır vergilerden isyan ediyorlar baskılardan isyan ediyorlar. Yani hayat koşullarını zorlaştıran zaten çok az olan mal varlıklarının neredeyse yarısını vergi olarak verme gibi şeyler karşısında sürekli isyan eden bir Oğuz varlığı var yine de Anadolu'da. Ve aynı zamanda kimi kayıtlarda şöyle şeyler de var. Özellikle hani çokça bahsetmiştim ya Kürtlerin Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren özellikle Safavi sınırlarına yerleştirilmeleri durumu Biliyorsunuz zaten yayınımda belirttiğim üzere Osmanlı Safavi sürecinde Safavi devleti doğudaki Türk boylarını destekleme yoluna gidiyor ve buradaki özellikle Kürt varlığına karşı buradaki Anadolu'nun Rumlu dediğimiz Sivas, işte Amasya, Tokat bu civarlardaki Türkmenler, Çepnilerin büyük bir kesimi, Avşarların büyük bir kesimi, Dülkadirlilerden büyük boylar, yine önceki Ak Akkoyunlu, Karakoyunlu bakiyelerinden Türkmenler, sonra güneydeki tekölülerden, varsaklılardan, ustaşlılardan birçok Türkmen beyinin bu süreçte Osmanlı'nın buradaki baskılarına karşı Safa Devleti'nin tarafında olduğunu biz görmekteyiz. Osmanlı da bu büyük tehdite karşı biliyorsunuz. Burada sıkıntı yaşayan diğer Kürtlerin, e, buradaki özellikle Zagros bölgelerine doğru olan bölgelerdeki Kürtlerin desteğini alır. Bu süreçte İdrisi Bitlisi gibi bu Kürt liderlerinin destekleriyle tabii ki. Bu süreci biliyorsunuz zaten tekrar girmeyeyim ama bu süreç sonucunda dediğim gibi Çaldıran Savaşı'ndan sonra özellikle Türk boylarından yoğun bir kesiminin bizim bildiğimiz Güney Kafkasya, Orta Kafkasya, bugünkü Azerbaycan ve Güney Azerbaycan bölgelerine yerleşen bizim Oğuzların atalarının olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Aynı şekilde tabii Anadolu'da kalan büyük bir Oğuz barlığı da bulunmakta tabii ki bu süreç içerisinde ve bu kalan Oğuzlardan özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde olanları buralara yerleştiren Kürtlerle ve yine o bölgenin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan kimi Arap aşiretleriyle bizim bazı Türk boylarının çok büyük sıkıntıları ve çekişmeleri olmuş. Mesela özellikle Avşarlardan Karakeçili ve birçok boy, Barsaklardan, Baraklardan birçok boyun buradaki sünnileşme sürecinde yine burada sünni ve şafii olan Kürt aşiretleriyle savaşma ve çekişme sürecinin yaşandığını biz Osmanlı raporlarından anlıyoruz. Mesela bakıyoruz bir tahrir raporuna. Dediğim gibi Sünnileşen Türklerle Kürtleri de yan yana yerleştirmişler mesela Antep'te. Bunlar da sürekli birbirlerine giriyorlarmış burada. Ama dediğim gibi sonuçta Osmanlı burada Oğuzların güçlerini kırmak için çeşitli çeşitli bölgelere özellikle buradaki güçlenen Kürt aşiret beylerinin hakim olduğu bölgelere parça parça yerleştirme durumlarında gütmüştür Osmanlı. Sonuçta böylelikle Yörükler ve Türkmenleri belli coğrafyalara yerleştirmeye başlamıştır Osmanlı. Şimdi Yörükler ve Türkler ayrımı burada niye var? Bu da aslında yine çokça araştırılmıştır. Hakkında birçok kitap ve makale de vardır. Ancak burada benim okuduklarımdan anladığım şu. Yörük ve Türkmen etnik olarak zaten birbirlerinden farklı değildir. Aynı Oğuz'un değişik boylarından gelmektedirler. En fazla bu farklılık vardır. Ama Yörük de Türkmen de Türkçe konuşan, Türk kültürüne sahip ve hemen hemen aynı bölgelerden gelmiş Türk oğlu Türklerdir. Fakat Yörükler çok daha kısa mesafeler arasında göçüyorlarmış. Yani yaylakları ve kışlakları arasındaki mesafe çok daha kısaymış ve daha çok dağlara göçüyorlarmış daha çok dağları tercih ediyorlarmış göçerken. Türkmenler ise çok uzun mesafeler arasında göçerler. Yani Türkmen bir yörüğün 5 katı mesafe göç ediyor. Örneğin bir Osmanlı evrağında bir Türkmen boyunun işte Erzurum'dan ta Gürcistan'a göçtüğü belirtiliyor. Yörükler ise genellikle Toros dağları ve Toros dağları eteklerinin biraz daha ötesine gidip geliyorlar. Bir diğer fark da şu Türkmenler daha çok koyun beslerken Yörükler keçi besliyorlar. Keçi kısa yol hayvandır çünkü ve dağlarda en rahat keçiler yaşayabiliyor. Koyun ise çok daha uzun yollar dayanabilen bir hayvan. Dolayısıyla Türkmenler de epeyce bir mesafe göçüyorlar arkadaşlar. Ama dediğim gibi bunların ikisi de Oğuz ve Türk köken olarak. Bir de bunlar arasında bir fark daha çıkıyor bu 1500'ler ile 1600'ler arasındaki sıkıntılı süreçte. Türkmenler yörlüklerden daha çok Osmanlı'ya karşı direnmişler. Ciddi bir direniş göstermişler. Hatta 1500 ile 1900'lere kadar olan süreçte bu konuda baya bir belge var Osmanlı arşivlerinde. Örneğin mesela 1851'de Meclis-i Vala'da görüşülmüş bir mevzu var. Göçerlikle alakalı bazı aşiretlere barınacak ev, hayvan, tohum, çift aletlere falan karşılığında göçmesi teklif ediliyor hala. Yani 1850'lerde hala çok uzun mesafe arasında göç eden Türkmen boyları var. Bunları da yerleşik hale geçirelim diye bir çaba söz konusu. Mesela Derbent köyleri vardır Anadolu'da. Sık sık adları geçer. Hatta her şehirde mutlaka Derbent dedikleri bir köy vardır. Bu köylerde göçler ile alakalı köylerdir. Zaten Osmanlı evraklarında rastlarız. Derbençilik diye bir de bir olgu vardır. Bu derbençilik Osmanlı'nın Anadolu topraklarındaki göçerleri yerleşmeye teşvik etmek için kurduğu bir teşkilat. Bir takım ana yolların kesiştiği noktalarda o ana yollar tabii ki ticaret yollardır aynı zamanda veya kervan ve yolcuların gidip geldiği yollar falan. İşte oralara Osmanlı kimi Türkmen ve Yörük gibi kimi göçerleri yerleştiriyorlar ve diyorlar ki size görev verdik bütün buraların güvenliği size ait ve siz buradan gelir elde edeceksiniz. Karşılığında da belli bir süre vergi muafiyeti alacaksınız. Yani Osmanlı hem vergi muafiyeti karşılığında göçerler yerleştirmeye teşvik etmiş hem de dermençiler diye bir teşkilat kurmuş. Bundan da yararlanmışlar. Hem de o bölgenin güvenliği sağlanmış Osmanlı Devleti'nde en başından 18. yüzyıl ortalarına kadar diyebilirim. Hani böyle teşkilat çok eskimemişken bu işi tutturmuşlar. Yolcuların güvenliğine önem veriyorlar. Çünkü Anadolu'daki yollar aynı zamanda devletler arası ticaret yolu ve bu yolların hepsi para demek. E oradan tüccar falan da geliyor, kervanlar geçiyor, onlardan vergi alınıyor, onlar sayesinde para kazanılıyor. Ciddi bir gelir getiriyor bu insanlar Osmanlı Hanedanı'na. Dolayısıyla onların güvenliğinin sağlanması çok önemli. Çünkü eğer Anadolu'da işte yolları eşkıya basıyor, ticaretimizi rahat yapamıyoruz, malımızı rahat satamıyoruz diye laf yayıldı mı en az 3-4 sene ticaret sekteye uğrar ve elbette Osmanlı Hanedanı'nın gerileri düşer. Dolayısıyla Anadolu ticaret konusunda çok güvenli bir yer algısını sürekli olarak sürdürmek zorunda hissetmişler. Ve bunu başarmışlar hem de en başından beri. Bunun için de çeşit çeşit şey geliştirmişler. Kendilerinden önceki medeniyetlerin kullandığı örneğin Selçuklu'nun, işte Doğu Roma'nın, Antik Roma'nın kullandığı yolları kervan sarayları aynen kullanmışlar. Hatta öteki kökenli yabancılar var. Yani Anadolu'ya her yerden akan tüccarlar mevcut. Venediklisi, Almanı, işte Fransızı bunlardan ticarette dair ne öğrendilerse kullanmışlar. Bir de şöyle bir şey yapmış Osmanlı. Örneğin bazı Türk boyları çok isyankar oluyor kolay kolay yerleşik hayata geçmedikleri gibi sürekli sağla solla da kavga halindeler. Hem kendi işlerinde kavga halindeler hem de sağla solla kavga halindeler. Böyle egemenliği kabul etmeyen boylara karşı Osmanlı gayet acımasız oluyor. Askeri güçle geliyor bastırdıkları boyun ailelerini genellikle ya Balkanlara sürüyor dediğim gibi veya Anadolu'da başka başka şehirlere dağıtıyor. Yani zaten meskun haldeki yerlere halihazırda hazırda yerleşik hayata geçmiş olan ya Türk kökenli, Sünni ya da Rum veya Ermenilerin kaldığı köylere bu isyankar boydan olan aileleri üçer beşer hane halinde dağıtıyorlar. Böylelikle ne oluyor tabii? Bir arada olarak kimi Oğuz boylarının daha güçlü olmalarını engelliyor Osmanlı ve birbirlerinden koparırken tarihlerini de unutturuyor bir süre sonra. Öte yandan tabii ki Osmanlı bunlara kimi zaman yaptıkları işlere göre alet edevat da sağlıyor. Yani mesela çiftçilikle uğraşırlarsa saban tohum filan veriyor. Ee, hayvancılık yapıyorlarsa mesela bir iki sene vergi almıyor. Yani hem bir nebze teselli sunuyor hem de sonrası alacağı vergi için bunları psikolojik ve fiziki olarak hazırda tutuyor yani. Dolayısıyla bir süre sonra vergi almaya başlayıp gelir olarak bunları kayıt altına da almış oluyor Osmanlı Devleti. Şimdi arkadaşlar bu mevzi ile ilgili de Ömer Lütfü Barkan Hoca'nın bir iskan metodu olarak sürgünler diye bir makalesi var arkadaşlar. Her makalesi gibi o da bayağı ayrıntılı bir makale. İsteyen arkadaşlar ona bakabilir bu konuda. Evet ha şunu da söyleyeyim. Türkmenler yerleşik hayata geçerlerken çok acı çekmişler. Bir kere kadim dönemlerinden gelen törelerine aykırı, yaşam biçimlerine aykırı, alıştıkları hemen hemen her şeye aykırı. İkincisi zaten bağımsızlığına düşkün insanlar bunlar. Vergi vermek de istemiyorlar. Büyük ihtimalle felsefeleri şu. Ben en eski zamanlardan beri Tengri'nin yani doğanın bana sunduğu koynumu güdüyorum. işte atımı sürüyorum, hayatımı kendim yaşıyorum. Zaten güvenliğimi de kendim sağlıyorum. Niye başkasına vergi vermek zorundayım kardeşim diye düşünüyor. Bir de Osmanlı'nın aldığı vergiler dediğim gibi hayvan olarak veya başka bir hizmet olarak işte deri silah şu bu olarak aldığı vergiler Oğuz Türkmenine ağır geliyor biraz önce dediğim gibi. Dolayısıyla 16. yüzyılın sonlarına doğru bu yerleşme çabalarında artık aşırı şiddete de başvurulması Osmanlı raporlarında açıkça belirtiliyor. Yoğun şiddet yöntemleri kullanılarak yerleşik hayata geçirmeye zorlamışlar. Bizim Oğuzları hani Türkmenler çok uzun yollar boyunca göçüyorlar ya. En son işte bunların göç yollarını kesmişler. Bunlar artık göçmesin diye engellemişler göçlerini. Çok uzun olunca göç yolu bir noktasında kalınca Türkmen aşiretinin herhangi biri öbür tarafta kalan akrabaları ile de iletişimi kesiliyor burada. Dolayısıyla kültür de yavaşça artık sekteye uğruyor. En çok Türkmenlerle uğraşmış ve en çok Türkmenleri yerleştirmiş Osmanlı devleti süreçte. Yörükler daha kısa mesafe göçtüğü için onlara fazla şiddet uygulamamış. Bu konuyla alakalı bir makale yazılmıştı. Şimdi ismini unuttum. O makaleye göre Yörük kimliği işte bu sayede günümüze kadar gelebilmiş arkadaşlar. Yani Yörükler ile fazla uğraşmamış Osmanlı. Öte yandan Türkmen kimliği Anadolu'da gerçek anlamda kalmamış. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar, ailelerinizde sadece söylentiler vardır. Spesifik olarak hangi Türkmen aşiretine mensup olduğunuz aslında bilinmez ama Yörükler kendi atalarını bir nebze daha iyi bilirler. Yörüklerde ata yadigarı adetler daha iyi korunmuştur. Etnik olarak da Türklük daha iyi korunmuştur. Kültür de daha iyi korunmuştur değil mi? İnançlar da daha iyi korunmuştur. Ha tabii yörüklerden de yerleştirilenler olmuştur. Ama belli bir kitle kalmıştır. Çünkü Osmanlı daha çok uzun mesafe göçerlerinden Türkmenler ile uğraşmıştır dediğim gibi. Yani Osmanlı'nın burada temel amacı denetim altında tutup vergi alabilmek aslında. Dolayısıyla yörük kimliği bugüne kadar gelebilmiş. Yani bu yörükler ile Türkmenler arasında da çok fazla bir fark yok söylediğim gibi. Ama kimlikleri özellikle yörüklerin bugüne kadar gelebilmiş. Bizim Türkmen ataların kimlikleri süreçte kaybolmuş dediğim gibi bu dağıtmalar, bu baskı süreci, Celali isyanlarının sonucunda olan bu Kuyucu Murat Paşaların yaptığı gibi kitleler halinde Türkmenlerin direnen ve ayaklanan, isyan eden Türkmenlerin katledilmesi durumu, yoğun bir Burada eski geleneklerin bırakılıp sünnileştirme durumu ve artık bu süreç içerisinde buradaki Türkmenlerin köylü yapılmaya başlanması ve zaman içerisinde doğuya doğru Sivas'tan doğuya doğru Ermeni kökenlerin peyderpey kimilerinin Müslüman olması batıya doğru gittiğimizde de eski Anadolu'nun yerlisi Rumların peyderpey Müslüman olanlarıyla aynı köylerde yerleşik yaşamaya başlayıp bunlardan kız, kız alıp kız verip karışmaya başlamaları olmuş. Özellikle Türkmenlerde arkadaşlar. Zaten fenotiplerinden de bu ayrımı açıkça görebiliyoruz. Bizim Anadolu Türkmenleri genellikle Anadolu insanına benziyor tip olarak. Ama yörüklerde genelleme yapıyorum burada tabii ki eski fenotipleri daha çok görebiliyorsunuz. İşte sarışınlık, beyaz tenlik daha fazla oluyor. Bazı yörüklerde, kim yörüklerde çekiklik daha fazla oluyor. Ama Türkmenlere baktığımız zaman Burada sünnileşenler filan bu Türkmenlere baktığım zaman eski Anadolu Rum tipini daha çok görüyorsunuz. Çünkü bu süreçte dediğim gibi karışma özellikle e, Türkmenlerde daha çok yaşanmış arkadaşlar. Dediğim gibi çünkü peyderpey Müslüman olan Ermeni kökenlerle Rumlar burada Türkçe konuşmuşlar. Tabii ki Müslümanlaşıp Türkçe konuşmaya başlıyorlar ve sonrasında aynı köyde yaşadıkları için e, kız alıp kız verme olunca kanlar da karışıyor. Ve burada yeni bir etnogenez oluşuyor. Yani Anadolu Türk etnogenezi arkadaşlar. Etnogenez demek bu zaten. Gelinen ve hakim olunan yerlerde yerli olan halkla karışmak, o halka hakim dilini benimsetmek ve kültürün o gelen hakimlerin kültürü olması. Bu işte yeni etnogenezdir. Zaten tarih boyunca Türkler arkadaşlar birçok etnogenez yaşamışlardır değil mi? En eski Türk etnozu ister Uralların güneyi olsun ister Doğu Asya ana genetik mirası taşıyanlar olsun... Bunlar ilk zamanlarından itibaren biliyorsunuz hakim oldukları bölgelerdeki halklara hakim olup bunlarla karışıp bunlara Türkçe'yi benimsetip etnogenezlerini bölge bölge yaşatmışlardı. Dolayısıyla Türklerde bu yüzden bu kadar çok genetik farklılık vardır. Ama önemli olan nedir? Türkçe konuşmak ve Türk kültürüdür. Bu Türklüğü belirleyen şeydir. Genetik değildir. Aslında bunun benzerlerini başka başka kavimlerde de görüyoruz arkadaşlar. Gidin Germen'ine bakın. Germen'in genetiğinde %20 Batı Slav vardır. %15 on beş işte aşkenazi vardır. Yüzde yine yirmi bölgenin balto ve halkı vardır. Yüzde yirmi, yirmi beş, civarda eski Germen vardır. Şimdi buna kimse sorgulamıyor. Sen de Germenik yok falan diye. Veya Yunan. Yunan, Yunan daha karışık mesela. Aa kimse sormuyor. Ama bize geldi mi siz Türk değilsiniz. Eski Rum şeylersiniz, yerlilerisiniz. Böyle bir şey yok kardeşim. Bu tamamen iki yüzlüktür, çarpıtmaktır e, kötü niyettir kardeşim. Dolayısıyla etnogenez nerede yaşanırsa yaşansın ister Türkmenistan bölgesinde, ister Doğu Türkmenistan, ister Batı Türkmenistan, ister Anadolu, ister Mezopotamya, ister İran. Burada Türkçe konuşuyorsa adam Türk kültüründense bu iş bitmiştir. İster sarışın olsun, ister beyaz tenli olsun, ister esmer olsun, ister çekek olsun. Türk tip belirlenmez. Türk fenotiple belirlenmez. Dediğim gibi Türkçe konuşmak ve Türk kültürüne sahip olmakla benimsenir. Dediğim gibi Türkmen ve Yoruk arasındaki farklılıklar da bu şekilde ve tarihleri bu şekilde olmuştur arkadaşlar. Bunu belirtmek istedim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.